Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzelu'l melaiketu ve'r ruhu fiyha bi'izni rabbihim. Kulir ruhu min emri rabbi. Sevgili kardeşler 24. ders 29. sözdeyiz. Hayat, şuur, nur, ziya, latife, Bunları konuştuk. Geldik geldik. Bekay ruhu. Dikkat çekiyorum ruh değil bekay ruhu. Niçin bu tabir kullanmış? Geldik meleklere. Meleklerin enfusi bizdeki karşılığı. Meleke, melaikelere niye iman getirilmiş? Ne lüzumu vardı? Melaikelerin bizde karşılıkları var mıdır? Bizimlerimiz ifade ediyor ve iman etmede bir fayda getirdiğine göre şöyle diyeyim. Meleklere iman etmesen ne oluyorsun? Kafir oluyorsun. İman edince onun zıttı kadar karın olması lazım. Onu işledik. Nedir o? Varlığın varda var olmak. Varda kalmanın sebebi. Onu okuduk. Şu anda 510 sözlerde elhasıldayız. hasıldayız. Bir sene önceki şeyi özetledik. Bir şey de ekleyerek. Talebe ne demek? kitabı olan, defteri kalemi olandır. Biz nur talebesiyiz, kalemsiz, deftersiz, kitapsız değiliz. Çok şükür. Şu anda 510'dayız sözler. Madem ehli hikmetle ehli din ve asabı akıl ve nakil maneni itifak etmişler ki mevcudat şu alem-i şahadete münasır değildir. Ehli hikmet yani hikmet ilmiyle uğraşan Allah razı olsun. Ehli hikmet, ehli din yani usulü din imamları. ashab akıl yani hikmet değil de e, felsefe. ashab akıl, akıl ashabı yani akıl hareket eden faragi, Farabi gibi. ilmi kelam denilir ilmi kelamcılar. Ehli hikmet ise tefekkür ehli. Ehli din ise ilm usulü din uleması zahiri şeriatları tasdif etmiş. Usulleri esasları koymuş. Sarı atları koymuş. Asabu akıl, ilmi kelam, nakil ve nakin manen ittifak etmişler ki mevcudat şu alemi şahadete münasır değildir. Asabu akıl aynı zamanda ilmi kelam bizde de dünyada insan filozoflar var ya böyle Sokrates, Platon, Aristo bunlar da ona dahil. Akılcı yani akılcı akım asabu akıl ille il, ilmi kelam değil. Yunan filozofları yani dünyadaki e, aklı esas almış, akıl nedir diye ömür vermiş kişiler de asabu akıldır. Ve nakil din manen ittifak etmişler ki ne demişler? Mevcudat şu alemi şahadeti münasır değildir. Yani baya dün ders yaptık. Her şeyin böyle bir mülk tarafı var. Bir de melekut tarafı var. O zaman şu mevcudat sırf gözüktüğü gibi değil. Konuştuk onu çok, çok fazla. Bir mülk, bir de melekut tarafı. Yani donmuş enerjidir bu. Şu alemi şahadete münasır değildir. Hem madem zahir olan alemi şahadet camit ve teşekkülü ervaha muvaffak olduğu halde bu kadar zirhularla tezin edilmiş. Bak madem zahir olan alemi şahadet. Bu çok ilginç. Şu alem-i şehadet, hayata, şuura, ruha uygun değil. Kesif, donuk, ruh latiftir, his latiftir, akıl latiftir. Yani bu alem-i şehadet, yani ceset, ceset kesif iken bu kadar onun üzerine hayat bina edilmiş. Şuur ifade edilmiş. Ruh gösterilmiş. Alem-i şehadet gördüğümüz şey. İnsan bedeninden, görünüşten ibaret değil. Nedir o? Mülk tarafı beden, melekut tarafı enfus alem. Şimdi, şimdi, diyor ki burada, alemi şahadet, ruha, latifliğe, nuraniye o kadar zıt, o kadar zıt ama bu kadar ruhani ve şuurun zemini olmuş. zemini olmuş, ifade edildiği vasıta olmuş Alem-i şahadet. Böyle ise camit, teşekkül ve ervaha Na Namuafık olduğu halde, namuafık yani ruhun ortaya çıkmasına hiç uygun değil ceset. Yani atom ya, Ruhla, ruha bak, cesede bak, şuura bak, atoma bak, imana bak, mevcudata bak. Yani muafık olmadığı halde bu kadar burada gösterilmişse bu teknoloji zordur. Şöyle diyeyim size, cenneti yapmak, dünyayı yapmaktan daha kolay. Dünyayı yapmak daha zordu. Sebebi cennet tek boyut yani nuranidir. Kesif yoktur. Celal ülkesi değil, cemal ülkesi, kemal ülkesi. Cehennem ise celal ülkesi. Kesiftir, celal. Alemi şehadet nedir? İkisini cem edeceksin. pekmez tayını karıştırır gibi. Celal, celal cehennem, cemal cenneti getireceksin burada. Alemi şehadet olacak, dünya olacak. Onun için İkisinin zıttı bir arada tutmak, birbirini ortadan kaldırmamak zordur. Bu bunun adı 8. sözde geçiyor. Sırla tılsım var. 8. sözde bir kuyu vardı. Hatırladınız mı? O kuyu nasıl değişmiş? Bununla alakalı. Kuyuya düşmüş adam, incire tutunmuş. Yukarıda aslan, aşağıda canı var. İncirde her türlü meyve var. Köklerini kemiren siyah beyaz fare var. Öyleyken o adama nasıl değişmiş? Tılsım. Tılsım sahibini bulmuş. Tılsım. Tılsımla çözmüş. Tılsımla sır arasındaki fark nedir? Artı 10 derece sıcaklık olsa, eksi 10 derece burada sıcaklık olsa tılsım bunu sıfır yapar. Sır ne demek? Sır. Çok önemli bir tabir. Sırla tılsım arasındaki fark. Artı 10 derece sıcaklık ile eksi 10 derece sıcaklık aynı yerde bulunabiliyor birbirini yok etmiyor. O ortama sır denilir. İnsan sır sahibidir. Bu mevcudat hem cehennemi hem cenneti tazamın etmiştir. Onun için zordur. Bu alemi yapmak zordur. Bu kadar bu alemde bu kadar ziruhlarla tezin edilmiş. Ziru. Ruh sahipleriyle tezin edilmiş. Elbette vücut ona münasır değildir. Yani bu alemi şahadet hiç bu latifeye, latif aleme muafık değilken bu kadar ruhların şuurların hayatların gözükmesi demek ki başka latif alemlerde ne olacak şimdi onu söyleyecek. Belki daha çok tabakayı vücut vardır ki alem-i şahadet onlara nispeten münakaş bir perdedir. Alem-i şahadet mesela bu alem-i şahadet diyor başka yerde alemi gaybin üzerinde tenteneli perdedir diyor. Nerede geçiyor? Bak Muhtelif abi, muhtelif mesela. alem i şehadet, alim gaybın üzerine ten teneli perdedir. Nerede olabilir? Yani bu alemi i şehadet, size öyle misal vermiştim. Mi? Hangi birinci esası? Bir Hangi? 29'un sözün. Evet, birinci esasın. Yani şu şu âlem i maddiyat ve şadet ise âlem i melekut ve erva üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir. aynı zamanda 28. lemada da söylüyor. 506'da var. Mektubat 469'da da var. Doğru mu? Muhtelif yerde söylüyor. Yani bunu niye ikide bir getiriyorum biliyor musunuz? Çok şey yapıyorum. Yani burası, burası değil. Fanos'tayız, Fanos. Akvaryumdaki balığa sordum. Girdim içine. Ne yapıyorsun dedim ya böyle dönüyorsun. Beni bırak dedi ya okyanusta hareket ediyorum. Nasıl dedim ya biraz önceki geldiğin yere biraz önce dedi öyle bir yer yok. Balık hafızası derler ya. Yani öncesi olmadığı için balık hep gittiğini zannediyor. Oysa fanustadır. Aynı şeyi tekrar. Biz de şimdi kakayla gülüyoruz değil mi? Dönüyor. Döndükçe bu fanusun içinde zannediyor ki hep gidiyor. Hep gidiyorum zannet. Değil değil mi? Aynı biz böyleyiz. Aynı yerde dönüp debelenip duruyoruz. Güneş aynı yerden doğuyor. Her sene Mart aynı. Ağaçlar aynı. Elma elma veriyor. Armut armut vermiyor. Değişen ne? Her gün aynı. Şimdi bak şimdi akvaryum içinde dönüyor balık. Aynı değil mi her yer? E biz de öyleyiz. O yuvarlak içinde biz dikdörtgen, mutfak, tuvalet, yatak iş. Güneş doğuyor. Yağmur yukarıdan yağdırılıyor. Aynı dünyaya, şu dünya, lambayı yakıyor. Gündüz, söndür, gece, yak gündüz söndür gece. Dünyaya lambayı yakıyor söndürüyor gece gündüz. Ona da bir şey demişiz kafamızda. Ee, ya, sene geçti. da nisp itibarı öyle de bir şey yok. Hakikatte öyle bir şey yok. Anladın mı? Yani biz fanostayız. Uyanan ne mutlu uyanana. Farkındalığı olana. Aynı yerdeyiz. Ben yani fanos böyle balık dönerken. Biz de aynı ya. Aynı. Her gün aynı. Peki ne değişmesi lazım? Sen değişmen lazım. Kendini inşa etmen lazım. Kabe'de aynı şey dö döndüğünü zannediyorsun. Hayır. Sıyrılıyorsun işte. Matkap gibi. Matkap da böyle ya dönüyor, dönüyor, dönüyor. Sonra öteki tarafa geçiyor. Duvara matkapı vur, döne döne karşıya geçer. Veya pervaneli elektrik aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı ama milyonlarca elektrik cihazını çalıştırıyor. Biz de böyle. Ee, arkadaşlar şu alemi şahadet bunu bir anlasak. Alemi gayb üzerine ten teneli perdedir. Başka? Başka ikinci antika. Allah bu alemin eveli midir? Evel. Ahiri midir? Huvel evelu. İkinci şu ada değil mi? Ahiri midir? Huvel ahir. Huvel zahir. Huvel batın. E peki bu alem nerede? Yani dünya burada, güneş burada. Haşa, ha yüz bin defa aşağı. Allah burada, dünya burada. Biz esmanın içindeyiz ya. Esma-i bir de bunu anlasak, böyle hafif idrak etsek. Neredeyiz? Üstad diyor ki meleklere iman imdadıma yetişti diyor. Meleklere iman imdadıma yetişti. Yani yalnızlık, tek başına şey yapmışlar ya. Evet. Orada diyor e, meleklere iman imdadıma yetişti. E, her şeyi susku test şeylendirdiler. Evet genişlendirdiler, şenlendirdiler. Karanlıkları E Meleklere iman olmasa yaşantı kabir olur. Dar, soğuk, evet. kimsesiz. El dünyaları vahşet, boşluk, karanlık ve ağladıklarını gösterdi. Evet. Ya. Bunlar melekler iman yok ya. Evet yok. O zaman ne oluyor? El dünyaları vahşet oluyor, boşluk oluyor. Boş, vahşet, boşluk, karanlık. karanlık. Olunca ne oluyor? Ağladıklarını gördü. Bir de yalnız. Mesela kabiri şey zannediyor, mezarlık zannediyor. Adam sokakta yalnızlaşmış, akraba bağları yok. ...yalnızlaştırılmış bir asır. Menfaat uğruna gitmiş, akrabasından kopmuş, herkesten kopmuş. Tek başına tamam Cemaati yok, davası yok. Uğruna ömrünü harcayacağı, kendisine değerli bir şey yoksa bu insanlar içinde yalnız değil mi? Yalnız. Kafası o kadar sipsiyah ki intihar etmek istiyor. Sıkıntıdan kurtulamıyor. Yakamı bırakmıyor diyor. Bak yalnız. Karanlık, dar. Niye dar? Herkesi düşman görüyor. Akrabam, yakınlarım, şunlar, bunlar benim her şeyimi düşman gibi görüyor. Etti mi üç? Bak karanlık, dar, yalnız, kimsesiz. Yani e kabir bu diyor ustad. Kabir neymiş? Kabir mezar. Yalnız, e, dar, karanlık, soğuk. Şimdi adam şu güleşin altında yalnızlaştırılmış. Bu kadar insanlar içinde yalnız güneşin altında kapkara bir kafa. Aha işte kabir. 25. söz hani söylüyor ya insan onlar samavatı boşlukta boş görüyorlardı. Sonra yüsep yolu, tüsep yolu ya. canlandırdı diyor. Canlandırdı diyor. Hı -hı. Allah Allah. Yani boş olmadıkları da. Çok şükür. Belki daha daha çok tabakatı vücut vardır ki <laughs> bu alemde. Alem-i onlara nispeten münakaş bir perdedir. Sesli çe şey, süslü nakışlı çok acayip ya yani mesela bu hava diyoruz ama alıp bilmiyorum ama bir ara böyle uğraşmıştım bu hava latif ya sayda yani bir mesela buz arkasına geçsen su geçsen H2O enerji esir maddiyat ya bu havanın da bir arkasına geçsen onun da arkasına geçsen galiba 3 o ahiret gayb oluyor yani hurufu Kur'an diyor alimler diyor ki Kur'an'ın harfleri Kur'an'ın harfleriyle örülmüş. Nasıl geçtiklerini merak ettim öteye. Bu hava sayfasından öteye nasıl geçtiler? Hurufu mukatta var ya Kur'an. Onlar manyetik alanmış. Bilesiniz ya. Yani. Şimdi bu alem neymiş? Bu alem gördüğümüz gibi değil, münakaş bir perdedir. Hangi perde? Onlara nispeten cennet, cehennem, alem-i misal, alem-i mana. Mesela gelmiş, şu bu dünyada dünyanın rengi yok, şekli yok. Gelmiş alemi misal bir folye sarmış. kitabı sarar gibi. Oldu renk. Ondan sonra hayat bir folye sarmış. Canlı, canlı gibi gözüküyor. Sonra hakim ismi sarmış hikmetlerle. Yani elmadaki koku, tat, renk, şekil gibi birbirini örtmeyen e, sarmalar ya. Bu alemi işadette alemi kayıp folyesini sarmış. Şöyle diyebilir miyiz? Alem-i o zaman ekransa, aslında ne oynuyorsa, ne canlı gibiyse, ne ruhani ise, aslında o arkasındaki olan alem manaya, gayba veya ruhaniyet alemlerine ait, vücut tabakalarına ait. Var. Ama o alem-i dediğimiz cansız normal. Televizyondaki. Yani. <laughs> Orası sadece burası, sadece gördüğümüz şey ekran yani. Şura sadece okay. ekran kısmı. Orada oynayanları vursam böyle ölmezler. Ama biliyoruz ki o adamlar, oynayanlar hakikatleri var. Suretleri televizyonda. Şeyden diyor ya medet gibi. alır. Hayatlanır. Yani o evet. olaydan aslında burası evet. hayatlanıyor, medet alır. Yoksa buradaki her şey normalde cansız gerçekten yani. Evet. Değil. Yani 76 şu alarda. Suret hakikate istinad eder, medet alır, medet alır, hayatlanır, ruhlanır diyor. Yani hep böyle uğraşıyorum hem kendime de, size de devamlı altını çizmeye çalışıyorum. Yani bu fanustan bu yekne saklıktan, bu ülfet belasından sıyrılmak lazım. Şu alem-i şehadet ahiretin üzerine tenteneli perde olduğunu, 18 bin alemin hulasa camiası olduğunu ama böyle olmakla beraber o kadar acayip bir mucizeye sahip ki hiç onunla alakası olmayıp kim nasıl görmek istiyorsa onun gibi görünebilendir şu dünya. Kim Haleti kim? Herkesin haleti farklı. Dünya öyledir. Çocuğunu kaybeden bir kadın için yetim bu alem. Ondan sonra artık ruh darlanmış için burası zindan. Ehli tefekkür için mezra ahiret vesaire. Yani böyleyken herkeste farklı gözükebilendir bu dünya. Diyor ki alemi şehadet onlara nispete kaç bir perdedir. Hem madem denizin balığa nispeti gibi denizi düşün Balık düşün. Öyle okuyup geçmeyin. Deniz düşün, balık düşündün. Tamam. Denizin balığa nispeti gibi ervaha muvaffuk olan alemi gayb ve alemi mana ervah ile dolu olmak iktiza eder. Anladık mı burayı? Hem madem denizin balığa nispeti gibi alem ervaha muvaffuk alemi gayb ve alemi mana ervah ile dolu olmak iktiza eder. Yani e, bu alemi, şöyle bakıyorsun deniz ama o içinde hiç alakası olmayan yüz bin çeşit balık var. O nedir? Bir alemdi. O tam yüz bin çeşit balığı barındırmış. Bu balık abi dışarı çıksa yaşayamaz, nefes alamaz. Yani. Alamaz. Yani şeyde vücut, hmm. yani melaikeler de alemi şahadette bir zat hani nuraniyeti de tecessüm edemez yani. Abi. Şey dedi ya, namuvafık dedi ya zaten. Balığın... Bak. Denizin dışına çıkaması namuaf. Yani evet. Ya. Zirulların alem işarete gözükmesi onlar için nam muvaffuk. Şimdi balık dışarı çıksa ne olur? Ee, şeyler de öyle işte. Melekler de. Yani oraya uygun mahluk var mı? Var. Sen girsen ölürsün. O zaman eşyanı melekütünde biz geçemiyoruz diye. Bunu tahtanın içini. İçinde melekler var. Nereden biliyoruz? denizin içinde balık olduğu gibi. Dezin içinde balık var. Madem bütün emirler... Yani latifleşme, latifleşme lazım ki orada yaşayabilirsin. Evet. Latifleşmeden oraya geçersen dayanamıyorsun. Dayanamıyorsun. Mesela Peygamber Efendimiz'in cismiyle ruhu... Bir bile... eşit olunca... Leşi, e, eşit olunca... Mülak çıkmış. geçmiş değil mi? Geçmiş. Mesela adam ne yaptı? Bir şey uzaya gitti ya yani. bir elbise giydi gitti bak. Evet. Latif elbiseyi giymek gerekiyor o zaman. Evet. Ama çok acayip yani. Hep böyle risalelerle uğraşıyoruz. Gayemiz böyle. Acaba bu zannettiğimiz dünya bu mudur? Hep sıyrılmaya çalışıyoruz. Yani, Ölmeden önce ölünüz diyor ya hadiste. Değil He? Ha? Evet hayat buraya münasır değil. Ama ölünce zannediyor ki her şey bitiyor. Ölüm onun için dehşet alıyor. Niye dehşet alıyor? Anasından doğduğu, için, doğ, doğduğu zaman var olduğunu zanneden Kabre girince de yok olduğunu vehim eder. Anasından ile doğ var olduğunu zannedenler kabre girmeyle yok olduğunu zanneder. Öyle değil ki biz daha önce de vardık, sonra da alacağız. Düşün kabir bile e, yalnız kalmayacaksın. Gelecekler yanına gelecekler. Hesabını görecekler mi? Evet. Kabir. Mesela bugün bir köylüm girdi. Gıpta ettim maşallah. Salyabi annemin arkadaşıydı. Ramazan'da gitti. Hiçbir hesap yok. Diyor alacaklar onu. Alacaklar. Alıp götürecekler. Şu inanca bak ya. İman bizi ne yapıyor ya? Şu imanımızın kıymetini bilmek lazım ya. Bak mezara girdi. Kafir nasıl bakar? En azından bizi ölüm korkusundan kurtar. Ölüm korkusu bizde kafirde var. Bizdeki ölüm korkusu hesap korkusudur. Ayrılık korkusudur. Kafirin korkusu yok olmak. Müslüman yok olmayı anlayamaz ki. Nasıl bir şey? Kafir olmak lazım ki anlayasın. Allah göstermesin. Yokluk başka bir şey ya. Yok olacağım. Bizde ise ne yok olması? Hesap vereceğim. Ne diyeceğim? Ayrılık mı? ustat diyor ki işte Mert Firat'tır diyor. Yani imanın şartlarının hepsinde de neticesinde faydaları dünyada görüyorsunuz. Ya Aa işte yaşarken Evet. Mesela iman esaslarının ahirette mi karı var? Saadeti dalen diyor da dünyada da. Yani melekler imanı görüyor musun? Kabrini genişlettiriyor. İmdadıma yetişti. Savaşlara katılıyor, ilham ediyor. Yanında koruyor seni. Meşgul oluyor seni. Maddenin dizginini tutmuş. Bir i̇nsanı Allah'a yakınlaştırmaya, yani çabalatına olmaya çok Hem de senin adına tesbih ediyor, tazim ediyor, istiğfar ediyor, nedamet ediyor senin adına. Vay be! Ruhunu alacak seni. Teslim edeceğiz ona. Alıp götürecek. Öyle kucağına almıyor. Arkadaş gibi gideceksin. İbrahim'in ruhunu alacaklar. Ondan sonra birinci semaya. Kim o? Aynı böyle geçiyor hadiste. Ben İbrahim. Birinci sema. Yanında kimse var mı diyor. Var diyor. Felanca'nın çocuğu felanca İbrahim. Dur bakayım kütükte. Bunun geçişe, bunun kapıdan geçme hakkı var mı? Aynı böyle geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan nasıl? Ve vardır dedi bitti. İlk vefat etme anı ha. Kabirde, kabir şimdi. İlk gece. Açıldı tamam. Sonra birinci kapı ikinci, inşallah yedinci de açılır. İnşallah. Ama bir kafir düşün, i̇nşallah. Hans birisi, aylık götürdü. Kim o? Ben Cebrail. Kim var yanında? Hans var, George var. Bakayım geçiş izni var mı? Yok diyor. O birinci aşağı veil şey aşağı doğru gidiyor. Peygamber. birinci açıldı, ikinci açıldı, üçüncü açıldı. X gibi 7'ye kadar gidebiliyor. Allah kimse var. Mi... İşte en heyecan Cebrail'le çıkarken. Bakayım kapı açılacak mı açılmayacak. Mı? Acaba şurada olacak mıyız orada? Onunla çıkarken. Tabii canım kabire girdiğin zaman diyecekler ki bak okudum. Ben Rabb'u diyecek ya tamam. Sonra inan e, şey şu olmasın diyeceğim. Bir zat temesül edecek böyle. Diyecekler ki bu kim? Ne demek bu kim? Bu benim Hazreti Peygamberim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Tebessüm edecek. Melekler diyecek ki seni zaten böyle diyeceğini biz de biliyorduk. Pey Peygamberin kimdir diye sormuyor. Onu gösteriyor. Şu nimete bak. Bunu tanıyor musun? O da tebessüm ediyor. Salavat getirdiğin zalim. O iman tecessüm edip onu cinsimleştirecek. Seni seviyende peygamber. Herkesin Aleminde gözüken peygamber farklı. Ondan sonra bu kim denilecek? Hz. Muhammed Aleyhisselam. Aa benim peygamberim. Bu benim peygamberim. Müjdeler olsun sana. Korkma. La hafun ve la hum Yani onlara korku yoktur ve hüsün de yoktur. Korkma. Sen zaten böyle diyeceğini biliyorduk. Hadi bakalım. Bu video alıyorlar semaya. Zaten geçtin. Birinci geçtin. ikiyi geçtin. E, Ramazan'da geçti şimdi. Namazda şehit, komple şu anda giren namazlı imanı varsa giriyor çok şükür. Elhamdülillah ebbe kaya geçiyorlar. Hem madem bütün emirler manay melaikenin vücuduna şehadet ederler. Bütün emirler yani e, kainatta olan cari kanunlar var ya emirler yani ister istemez enerji boyutları o melaikeleri gösteriyor. Elbette bilaşık ve şüphe melaike vücutlarının ve ruhani hakikatlarının en güzel sureti ve ukulu selime yani akıl sahipleri istikametli akıl sahiplerinin kabul edecek ve istisan edecek en makul keyfiyeti odur ki kim? Kur'an şerh ve beyan etmiştir. Yani girmiyorum sebebi dün akşam konuşmuştuk yani. Enerji boyutları, paketleri donmuş melaikedir. Bu melektir. Bak ha, ah, melaikenin sureti ağaçtır. Kanuniyeti melaikelerdir. Ee, hakikati esma-i ilahilerdir. Nereden yaratılmışlar? Ee, emri tekvini oldukları için irade sıfatından gelmiş. Girmeyeceğiz şimdi çünkü girdik. Okulu Selim'e yani istikametli akıl sahiplerinin e, istisan edecek en makul keyfiyet olur ki kim o akıl sahiplerine istikamet verecek malzeme Kur'an bu melaike meselesini şerh ve beyan etmiştir. Yani hakikate şöyle bu ezber olmasın. Arkadaşlar şöyle düşünün bir bakar mısın? Kur'an dememiş olsa Allah demedi. Ahireti demedi. Benim de insan olduğumu demedi. Ben insan olduğumu ne ile bilecektim? Nasıl bilecektim? Avrupa filozofları bu kadar din geldi aldı. Hristiyanlık da geldi, Yahudilik de geldi, İslam da geldi. İşte düşüne hayvandır, mücadelede hayvandır. Ama sonunda bir hayvandır diyor. Şimdi şöyle düşünün. Hiç dinler gelmese insanın insan olduğunu nereden bilecekti İbrahim? İnsan hani melaikenin vazgeçtik. Ahiretin Allah'ın şu peygamber aleyhissalatü vesselamın ve Kur'an'ı bize yaptığı iyiliğe bak dememiş olsa İsa hafız Abdülmeyim demese haber vermese biz ahireti nerede bilecektik? İnsanın büyük meselesi şu mezarlık kabir. Şu Kur'an'ın iyiliğine bak İbrahim. Çok tuvalı. o kadar acı bir etkileniyorum ki o Kur'an'ı mucizül beyan der ki melaike ibadı mükerremdir. Ne demek? Emre muhalefet etmezler. Ne o emr emrolunsa onu yaparlar. Bunu şey de söylüyor. 24. sözde üç çeşit ameli vardır diyor ya. Melaike etsamu latifi nuraniye nuraniyedirler. Kulası olduğu için daha önce konuştuk. Melaikeler neymiş? Nurani latif cisimlermiş. Yani maddeye taluk etmiş, tayin etmiş ama madde olmayandır. Şöyle düşün. Elektrik ocağı. Elektrik ocağı kesiftir, camittir. Elektriği geçirsek Latif. Orada ısı ortaya çıkar. Wolfram teline elektrik geçiriyorsun, ışık oluyor. Yani biz biliyoruz ki bu kesifte ortaya çıkan o latif kesifin sıfatı değildir. O elektrik ocağında gözüken ısı, ışık, renk, dalga boyları böyle enerji o elektrik ocağının sıfatı değil. Başka bir şeydir bu. Başka bir şey kendisini burada ifade etmiş. O da elektrik. İşte madde de öyledir. Şu madde. Ama ee, mubah olan mesela gübre olmayacak, pis olmayacağız, necis, necis olmayacak, şarap olmayacak. Onlar dün konuşmuştuk. Evra habisedir. Melaikeler nedir bu kalem olarak? Melaike etsamu latifi nuraniyedirler. Yani nurani latif cisimlerdir. Maddeye tayin etmiştir. Ama madde cinsinden değildir. Madde olarak gözüküyor. Yani ustadın tabiriyle o yediğin sözde. Ee, ağaçlar der, melaikelerin libasıdır. O onların ruhu, ağaçların ruhu kanuneti meleklerdir. O ağacın cesedi, libası ağaçtır. O ağacın abi mesela şuursuz tespihat var ya. Melaki de şuurlu olduğu için o tespihat şuurlu bir şekilde Cenab-ı Hakk'a... Ta takdim ediyor, evet. Yani, mi? Yaptığımız böyle iyilik, asenatlar, ağaç diktik vesaire o da öyle. Yani bana böyle de hani onlar muhti hayatlarına gelen işte Emaül bir de abi şimdi melaikeler şuurlu olduğu için onlar bizzat muhatap olabilir. Hani onları yönlendir, eşyayı yönlendirebiliyor abi. Eşya mesela, aynı yani şöyle kökte mesela diyelim ki sıfır tam 005 sıfır, sıfır beş miligram kalsiyum alınacak kökten. Sıfır tam sıfır sıfır iki miligram demir alınacak. Bunu nasıl yapacak ağaç? Şuurlu bir zihayattır. Ziruhtur. Meleklerin vücudu vardır, hayatı vardır, ruhu vardır, şuuru vardır. O ağacın kökten sıfır tam sıfır sıfır yedi miligram kükürtün alan melaikedir. Kendisi alıyor. Melektir. Melek insan bunu şuurunda varsa abi, e, yani yalnız dediği zaman yalnız değil yani. Yalnız değil. Toprak nedir peki? Biraz daha ona gireyim. Girdik mi dün bilmiyorum. Toprak donmuş melaikedir ya onun kucağına giriyorsun. Anladınız mı burayı? Şu anda değişti mi? Bak bir daha söyleyeyim. Dün akşam kaçırdınız galiba. Şimdi bu donmuş melek midir? Tamam. Ustadığımız tabiriyle 17. sözde ağaçlar melek, meleklerin libası mıdır? Onların ruhu, hayatı, melekutiyeti kimdir? Melek. Toprak da aynıdır. Toprak da donmuş melektir. E kimin içine giriyoruz? Ben He bayram? Kocuna gitti değil mi? E ne korkuyorsun toprağa ve toprağa girmekten diyor usta. Usta öyle diyor. Toprağa girmekten niye korkuyorsun? Anadan do doğduğunda var olmadın ki toprağa girince yok olacaksın. E zaten vardık. Ezel, ebed nurundan medet alır diyor insan. 700, 754 şualarda. İnsan el bezbinde ruhlar aleminde bile den önceydi. Allah'ın ilminde ezeli ve ebedi vardık. 754 şu söylüyor. İnsan ezel ve ebed hayat nurundan medet alır. Allah'ın ilmi böyle kitaptaki yazı değil ki. İlim, irade, sen basar, kudret var ya var. Allah'ın ilmi böyle kitap değil ki ya. Allah'ın ilmi canlıdır, ruhludur, şuurludur ya. Biz vardık zaten. İlmi, de, ilmi ilahidi vardık. Sana hayatı diyor kainattan önce diyor ya başka yere diyor. Kainatta önce de bir insan hayatında. Evet. Nuru Muhammedi yani kökteki çekirdek yapraktan, çiçekten, daldan, budaktan öncedir. Kökteki çekirdek. Mesela yaprak hava atsa böyle dalgalansa böyle, cakka yapsa kök ne diyor? Çekirdek Ben bensiz kendini ifade edemezsin diyor. Yani bu kökteki çekirdek neyse ağaca Nuru Muhammedi budur. Beşinci Remiz'de söylüyor hayat bahsinde. O zaman Toprak neyi, neymiş Muaz? Donmuş melek, melektir. Kim sıkacak? Ölüyü kim sıkıyor? Toprak sıkıyor ya. Melek sıkıyor. O zaman melek sarılıyor yani. Sarılıyor. Ama ne yaptı? Kabre girdim diyor. İstik, şimdi hayalen, istikbalden hakikaten olacak şey diyor. E ben diyor kabrime girdim diyor. Ustad girmiş. E görüyor mezardakini. Girdim diyor. Kabir bir baktım soğuk dar, yalnız, kimsesiz. Yani soğuk, dar, karanlık. Sonra bir baktım ki diyor, iki tane nüker melek e, hesaba geldi demedi. Ne diyor abiler orada? İki tane şey nüker geldi diyor. İki tane arkadaş diyor, arkadaş. Kavrimi genişlettiler Gördünüz mü o tabiri? İki tane arka melek taifesinden iki arkadaş geldi. Kabrimi genişlendirdiler, nurlandırdılar, ısındırdılar. Yalnızlığı mı giderdiler diyor. İki tane arkadaş diyor. Despot demiyor ya. Tövbe. Kızar bize. Toprak nemiş şey Furkan? Donmuş melekedir. E meleğin kucağına giriyorsun. Melekler ayrı. Yani dedik ya bardağı meydana getiren melaike ayrı, suyu meydana getiren ayrı. 24. sözde söylüyor. Karı, karı yağmuru indiren melek ayrı, gezegenleri tutan ayrı, vahiy getiren ayrı, hayatı tutan ayrı. E, Hayatta da öyle demiştik dün akşam. Bedendeki ruhu tutan Azrail, aklı burada bedende tutan Cebrail, hayatı tutan İsrafil, nefisi tutan Hisseves duygu latifeleri, nefse mare levame mulme raziye safiye ve bedeni tutan beden Mikail. Zahirde Azrail gelecek, canımızı alacak. batının var olan Azrail çekip gidecek zaten. Biz onunla yaşıyoruz zaten. Gelmeyecek ki zaten beraberim. Azrail demek benim ruhumu tutan ya. Nereye gideceğiz? Lan kabir şey ya. Donmuş melek. Toprak donmuş melek. Bu da donmuş melek. Ama meleklerin diyor çeşitleri, çeşitlilikleri var. Karı indiren, vahiy tutan, şey vahiy getiren, gezegenleri tutan, toprağa, ağaçlara ilham eden, hayvanlara ilham eden, bize sunuğa, tuluat, işaret rumuza, telviat bunları veren hep melek. İşte imdadımı yetişti diyor da melekleri iman. Toprağa Toprak ayrı bir şey, melek de ayrı bir şey böyle. O toprak ayrı bir melektir, hesap soracak ayrı bir melektir. Biz meleğin içine giriyoruz. Peki bu kim? Melek. Beden de donmuş melektir. Melek de me bizim beden melek. Me vücut haricisi. Şunlar melek, bunlar. Şu madde nedir? Eşittir MC kare. Donmuş, yoğunlaşmış enerjidir diyor. Gavur söylüyor. Bunu Furkan, herkes bir şey der. Yani bu melektir, böyle toprak melektir, şu beden melektir, şu. Ne, yapar, ne yaparsak bizde yakini iman inkişaf eder söylüyorsun da. Yani yakiniyet. Yani nasıl buna şahit olacağız? Herkese sorsan cevabı farklı olur. Ama en temeli şudur. Terk ve tecerrütla. Terk ve tecerrütün olmasa ne ilim yaparsan yap. Ne namaz kılarsan kıl. Bak mesela bulu çağına gelmemiş bebeklere bak. 5 yaşın 3 yaşında. Ama 5-6 yaşında evet haramı yok ama televizyon seyrediği de telefon sipsiyalaşmış. Yeme yeme vildan eşiba. Yeme yecelu vildan şiba. Doğru mu? He. yecelu vildan şiba. Öyle günler ki çocuklar da ihtiyarlattı. Yani günah yazılmıyordu. Bulu çağına gelmemiş ama seyrede de de ruhları bitmiş. Sanki e, bir bak böyle 10 yaşındaki çocuk eskiye göre bizim 70'li dönemlerdeki insanların 30 yaşındaki insanın simaları. Kızı da öyle, çocuk da öyle. Şimdi bak o çocuğa bak. Bebekler 3 yaşında 1 yaşında. Onun simasına bak. Bana bak, sana bak. Niye nurani? Bir farzı yok. Bir tane orucu yok. Bir tane namazı yok. Niye bizden daha nurani? İbadeti yok. Niye nurani? Haramı yok. Terk ve tecerrüt. Terk ne demek? Haramları terk edeceğiz. Tecerrüt ahlakı seyyeden sıyrılacağız. O zaman okuduğumuz tesir eder. Mesela ben Bugün akşama videolarla meşgul olsam. olsa bu ders olur mu ya? Olur mu? Bu alet olurum. Bu ilham gelir mi? Toprak melektir nasıl dersin? Toprak melektir ya donmuş melektir. Ama hesap soracak başka. 24. sözde söylüyor. Karı işte müekkel melaikeler farklı. Buna ait buna ait. Ya yani bir kar tanesini indiren, yağmur tanesini indiren. Eskide böyle düşünüyordum. Gençlik hatıram ya indirdi israf olmasın bu adam. Tak 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 çıkıyor yukarıya bir daha indiriyor bir daha çıkarıyor. Öyle bir şey yok. İndirdi bitti. Onun işi gayba geçiyor. Oralar ne kadar zengin bir yer ya. Ne korkacaksın ki oraya. Ha imanın yok tövbe. Veya namazın yok tövbe. O da var. Davan yok tövbe. Ne korkacaksın. Bugün yeğene dedim ki. Ben öyle acebime söyledi. Ben de e, ee, oruçta biraz şey oluyor ya insan takattan düşüyor uzanmıştım. Bugün annemin arkadaşı tam bir arkadaşı Ramazan'a gitti. Özendim ona. Vay be dedim. Bak bir şey söyleyeceğim. Vay be garanti. Beş vakit namaz kılan ne olacak eski insan. <laughs> Haramı yok. Televizyonu yok. 90 küsur yaşında. Ramazan'da gitti. Bir şey Ramazan Ramazan'da hesap yok. Baya öyle olmak isterim dedim. O da dedi ki bana e öyle deme dedi. Risale'nin talebesi olmak daha üstündür. Hoşuma gitti yani. Risale'nin talebesi olmak. Çok güzel. Kapatma. Yani şimdi bunlar nasıl olur? Terklerle olur Furkan. Okunan içeri taşınır. Terk yoksa hiçbir şey. O zaman papağan gibi konuşursun. Yani o da yasus dosus olur. Ders de tesir etmez ya. Yağsız tuzsuz olur. Terk ve tecerüt. Tecerüt enfusidir. Terk afakidir. Mülk ve melukut. Günahları terk edeceğiz. Hele bu telefonlarla uğraşmayacağız. Gerisi kolay. Çünkü telefonun açılımı cemiyettir. Onunla bir şey yapmadık mı? Ahlak-ı seyyye zaten bizde buralarda olmaz. Kin, nefret, adavet, tulu emel, enaniyet, kibir, inat, adavet, ee, böyle olmaz ya. Yani batılda inat olmaz ki. Hakta inat. Ondan sonra haset, nefret, gadave, gadab, ne bileyim. Ahlakı seyir ya. O olmaz. <laughs> 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 Niye söylüyor? <laughs> böyle yapıyor Rus'un başına. <laughs> olur mu? Olur olur abi. Öyle mi? vardır. Zaman ahir zaman. Ama yani böyle ustad bak şimdi hayalen diyor. O tabiri dikkat ettiniz mi? Keseceğim şimdi. Şimdi hayalen bak Allah aşkına ya. İstikbalde hakikaten gireceğim kabre girdim. Tam merak ettim tamam İbrahim. Allah aşkına dur bakayım ne diyor? girdim mi? Ustad vefat etmiş kadın. Namaz kılmış, tespih çekerken kopmuş. Dur demiş, ha bu tespih geçireyim de. Sonra çekerim demiş. O anda vefat etmiş. E, namazlı ve abdesti olduğu için vefat ettiğini bilmiyor. Hala tespih diziyor. Kıyamete kadar ustat diyor ki, mezarda görmüş. Molla Resul talebesi var eski Said döneminde. Tarihçi de Ay şu, niye Seyda demiş, niye güldün? Şurada bir kadın var demiş. Tesbihçi yaparken. Ondan sonra e, niçin ben dur, durakladım biliyor musun? Bunu anlatırken Rüştavi'yi. Çok adam gibi adamdı ben. Biz de muzip bir şeyiz de böyle. Yani gençiz ya. On yedi, bulu ondan öğrendim yani. Onun yanında. 17 yaşına gelmiş çocuğum. Öyle nazlıyım yani. Muzip şimdi. Bunu anlatıyor böyle. Ya Rüştü abi dedim. O kadına ustat nasıl baktı ya dedim. Ulan ne biçim kafa var sende dedi. Ya. Ulan berzahta o dedi. Ahiret, ahiret oralar. O oranın şeriatıyla buranın şeriatı bir değil ki. Hem namazı tespihat diyor Hiç sen kadın açık olur mu? Yani ne bir yani bizim şeye bak yani. Ne düşünüyor? <gülüyor> <gülüyor> Ve harbiden değil mi? Ne muzip kafan var senin diyor. Şefkatle şey yapardı böyle. İkna ederdi. O kadar anlatırdı ki. Oradaki o ruh açıldığı için ruhlar birbirine eşit. Ee, haram denilen şey bedene taluk eden şeymiş. Haram helal kavramı bedenle alakalı. Haram kalkıyor zaten vefat edince. Nikahta kalkıyor. Nasıl? Şimdi bak şimdi hayali bak iyi dinle. Hakikat istikbalde hakikaten girdim. Ondan sonra ne oldu? Kabir dardı, genişlendi diyor. Dardı. Sonra soğuktu, ısındım diyor. Sonra karanlıktı, aydınlattı diyor. Sonra yalnızdım diyor. Melekler geldi, yalnızdım giderdi. Ondan sonra nasıl oluyor dedim ya. Dedi ki toprağa sen toprak düşündüğün için topraktan çıksana dedi ya. Toprak donmuş melek değil midir? yani bu et midir ya? Ettir. Ruh burada gözükür mü? Bak buradaki namaz, oruç bu simada gözüktüğü gibi melek de maddeye böyle gözüküyor. Aslında adamın gözüne bak, bak gözüne bak. Kalbini seyredersin. Ne alakası var ya? Evet. Kin, nefret. Mesela eee konuşmasına bak, uhuvvetini, gözüne bak, muhabbetini keşfedersin. Çünkü uhvet aklıydır, muhabbet kalbidir. Ee, mesela simaya bak, zina eli, namaz eli, Kur'an eli, burcu, tarikatçı, alevi, ne bileyim, e, Kur'an eli, tefekkür eli, ustad için ne diyor tarihçede? Siması nasılmış? Pembe nur diyor. Kusuf Kur'an okuyanlara, nuru olur, e, pembe olursa, tefekkür ehlidir. Nur talebeli pembedirler yani. Ondan öyle bir hadis var ki pembe, tefekkür ehli için. E şimdi baktığın zaman hakikaten kabir donmuş melek değil mi ya? E bundan bahsediyoruz. Bu da donmuş. Ağaç da donmuş değil mi? Ustad girdim diyor. O kadar acayip bir yol açmış ki. Ondan sonra siz sadakat da gösterin. Risale'ne sadakat gösterin. Sırat köprüsünde omuzum size borç olsun demiş. Hatırladınız. De Uçta bir anlatım. Şimdi Mele bu donmuş melek. E toprak da donmuş melek. E, nereye gireceğim ki ben? Yani buz donmuş su değil midir? Buz donmuş su. Su donmuş H2O'dur. h H2O, enerji donmuş h Esir donur, donarsa enerji olur. Maddi hayat aynı hayat. Böyle işte. Bak buz, su, h enerji, esir, maddi hayat aynı hayat. E kabir, melek. Kabir kendi kabir gözüken ya, kesif gözüken. Nasıl oraya öyle gidiyor? Hangi ilimle gidiyor oraya? Batın ilmiyle. Enfusçı ya. Bedenin arkasına geçen giriyor işte. Nasıl yapar? Bedenin arkasına geçip bedeni kitap gibi okuyabilene Allah bu yetkiyi veriyor. buna ne deniliyor? Öyle üstün, üstün bir evliya da değilmiş ha. Kabir keşfedene keşfel kubur denilir. Öyle üstün de değil. Ya. Ondan daha üstün kim biliyor musunuz? Ehli tefekkürdür. Ben inanıyorum ki nur talebelerine enaniyetini ve gururunu terk etme terk edemediği için o şu anda terk etse orası açılırdı. Allah'ın en büyük ihsanını ihsanını ihsas etmemektir. Enaniyet gurur ve davaya kalkışmasın diye. Nur talebi keşfeder, hisseder. Zaten abi bu yolda öyle şeyler pek görünmez diyor. Evet çünkü sebebi Allah burada yedirmiyor o şekerlemeleri. Yani hizmet imaniyi burada harcattırmıyor. Allah göstermesi istemiyor. Sahabe meselinde keşif bir keramet yoktur diyor. Evet. Bir e, keşif bir keramet yoktur. Bir gün dedi ki bana nasıl vefat etmiş. Bana bir gün birisi haber geldi dedi Usta. Ruhaniler cin alemi istiyorsa yardım edelim ona. Ne dedin abi dedim. Ondan sonra ordularla ustada da etmiş ya böyle. Dedik Allah'tan başka kimseden yardım iste Devam edelim. Sadece top kuvvet, e, 50 milyon kuvvetinde. kuvvetinde. Allah Allah. Kardeş top bu dersten sifun alsak toprak donmuş melektir. Ne korkuyorsun ya? Ha. Şefaatçiler de varmış abi değil mi? Tabii. Tabii. Şefaatçi var, şahsı manevi var, Hı. amelim var. Ondan sonra o bir anlatsam o kabirdeki Kur'an'ı. Hatta diyor izinsiz şefaatleri dahi olmaz diyor. Peki Şefaat evet o kadar şey ya o kadar e, itaatkar ya. Mesela o melekleri bu alemde tanımladın, ondan bahsettin, onu ispat ettin şimdi, anlatıyorsun. Bu melekler var hava melekleri. Onlar sana şefaat edecek şu havada. Kim bunlar biliyor musun şu anda? Barla, Barla 258 mi? Ne diyor? Sema müekkel melaikeleri, 261 mi? Sema müekkel melaikeleri, Yeryüzündeki müekel me melaikeleri gıpta ediyorlarmış. Ah niye? Sizin üzerinize bir iki adam bir iki dakika kaç? 260. 260. Bir iki adam bir iki dakika bir iki nefes, bir iki nefes Rabbini okur musun hafız? Hizde oku. Sesli yer. Yani semavat zemine gıpta eder ki zeminde hali senillah sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam Bak, Bir dakika sohbet, zikir Tefekkür, Tefekkür için bak. Üç sıfat. için bir araya gelmişler. Bir iki adam, bir iki nefes, yani bir iki dakika beraber otururlar. Kendi Sani Zülcelal'in çok güzel asar rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eser sanatını birbirine göstererek Sani'lerini sevip sevdirirler. Düşünüp düşündürürler. Ya, ha bu. Şu an, peki dolu değil mi şu anda? Peki sana şefaat etmeyecek mi bu melek? Elhamdülillah. Yalnız değiliz ki. Ne yalnızı ya? Çok şükür. Allah'ım. Şeyden bile şefaat yapılmış abi. Mesela bir insan tabak sünnetledi ya abi. He? Tabak mesela sünnetli diye ya tabak sünnetledi ha. Oradan, Oradan bile. bile. Ona istiğfar olmadığına istiğfar çekiyormuş yani abi. <laughs> ya size de lazım olacak. Mesela ekmek kırıntılar var ya. Onlar cennette e, hurilerin mehriymiş. Mehriniz varsa o kadar adet olur. Bir tane ekmek kırpıntısı bırakmayacaksın. Bak o bile şefaatçi var. Her şey ya. Her şey lehine olacak. Çok şükür. Melaike etsam-ı latife nuraniyedirler. Muhtelif nevilere mukasımdırlar. Bunu 24. Söz'de söylüyor. Ee, başka yerde de var. Evet nasıl ki beşer bir ümmettir. Beşer bir ümmettir. Kelam sıfatına gelen şeriat-ı ilahiyenin hamaleleri mümesilleri, mütemessilleridirler. İnsan, insan nevi, Allah'ın kelam sıfatından gelen şeriat. Nedir o kelam sıfatından gelen şeriat? Kur'an değil mi? Evet. He. Bunun temsilcisi kim? İnsanoğlu. Evet insan. Öyle de melaike dahi muazzam bir ümmettir ki, onların ameli kısmı, irade sıfatından gelen şeriatı tekviniyenin hamalesi, mümesili ve mütemessilleridirler. Müessiri hakiki olan kudreti fatıranın, iradi ezeliyenin emirlerine tabi bir nevi ibadetullah'tırlar. Ecrami ulviyenin her biri onların birer mescidi, birer mabedi hükmündedirler. Demek ki Allah'ın bitti ders. Allah'ın iki tane şeriatı var. Kelam sıfatından gelen Kur'an, bunun mümesilleri, mütemessilleri insandır. Hamalesi evet, bu işi yüklenen insandır. Kur'anı dağlara, zemine, göklere indirdi, kaldıramadı. İnsan kaldırmış. İrade sıfatından gelen şeriat ise, şeri tekmini bunu yüklenen Mümessili, hamalesi, mütemessilleri ise melaikelerdir. Biz de bak, biz insan kelam sıfatına en cami aynayız. Melekler de irade sıfatına en cami ayna. Yani şu mevcudata A, ayat-ı tekbiniye. E, Kur'an'dan gelen eva, e, e, emirlere ise E, evamiri tekbiniye. Kur'an'ın emirlerine insan Adetullah kanunlarına mümessil olan da melektir. Ağacı dikeceksin. Biz ağaçtan beklemiyoruz. Ama dik dedi Allah. Ve abiler, ve abiler bunu anlamıyor. Bir sahne diyor ki elmayı ağaçtan istiyoruz. Şefaatı nuskadan şey yapıyoruz. Öyle zannediyor. Hastaneye gidince ama bu arada bunu itiraz eden ve abi hastaneye gidiyor ha baş ağrınca. Niye gidiyorsun başım çok ağrıdı diyorsun. Git, oturup da beklesene Allah'ın şeyini. Niye sebebine riayet ediyorsun vesaire. Burada kesiyorum. Ve ahir davahum en ilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha. Fatiha'dan önce niye söylemiyorsun? Abi kusura bakmayın oradaki tempoyu, oradaki ruhaniyet bozmamak için Sibirya'dan selamlar Ve aleyküm selam Sibirya'dan. <laughs> Vay maşallah. Evet. Sor. Abi sorum şu. Ee, Risale-i Nur talebelerinin az önce söylediğiniz allah Teala'nın ilminde biz vardık da ki münasebetiyle bizim oradaki halimizde bir acaba ünsiyet var mıydı? Aferin Murat. Bu bizimki, benim kitaba uyuyor mu? Eski. 754. 750. Ha var. Bismillahirrahmanirrahim. 756. Feynema tuvellu fesemme ve Nereye dönerseniz. Allah orada ya. Ayet-i kerimesinin sırrı ile İnsan cihat isitleden herhangi bir cihette olursa insan tenebür eder. Hatta ben izah edeyim tekrar girersin devreye. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Şuraya bak. Hatta nurcu değil bu. Mümin olan bir insanın dünyanın kurulu ben, ama ben daha yeni 60-70 yaşındayım. 100 yaşındayım. Dünyanın kuruluşundan Sonuna kadar manevi bir ömrü vardır her müminin. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Yani sırf böyle dünyanın kuruluşundan değil. Allah'ın ilmi ezelisinde subutu sıfatta murat. Biz orada vücudumuz vardı. Allah'ın ilmi böyle kitap değil. Bizim kafamızdaki malumat gibi de değil ilim. İlmin dört sıfatı var. Vücudu var. E, hayatı var ruhu var, vücut, hayat, ruhu, şuuru var. Canlıdır, ruhludur. Biz bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan hayat durumunda medet ve yardım alır. Ve keza cihat sitteyi tenvir eden iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı genişlenir. Yani ben 70 sene yaşamıyorum. Bak 60 senem genişlendi. Dünyanın kuruluşundan sonra kadar mı? Hayır diyor. Ezelden ebede. Hayat yolunda medet ve yardım alır. Adem Aleyhisselam'a iman etmişsin. Tabii mesela diyelim ki Adem Aleyhisselam'a iman etmesen ne olur? Kafir olursun. O zaman benim bunun zıttı kadar A eşittir, B eşittir, B eşittir, A olacak. Ben Adem Aleyhisselam'a iman etmesem ne oluyorum? Kafir oluyorum. İman edince karımı söyleyin. Onun zıttı. Adem Aleyhisselam'ın bütün ameline, itikadına, imanına, Allahça makamına ortağım. Evet görüyor musun? Bu bu Adem Aleyhisselam bu, bu bundan da değil Mehmet. Hayat yoluna ezel ve ebed. Orada biz canlı ve ruhlu şuurluyduk Murat. Nasıldık bilmiyorum ama öyleydik. E ne yapar biliyor musun? Bu dar zaman ve mekan 60 sene 70 sene. Aa işte vefat etti. Dar zaman ne 70 seneye ben ne anladım 50 sene iki. Bitti şu andayım. Dar tırt, tırt bitti. Şu dar zaman ve mekan geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Böyle iman edince Nur-u Muhammedi ile kainatın arkasına geçiyorsun. Şeceri hilkat senin anendir Cennet cehennem senden yaratılmıştır. Senden yaratılan cennet cehenneme insan gaye edilir mi? Bana seni gelir. Cenab-ı Hakk'ın zatına muhatap olacağız ya. Sonra bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur ve mazi ve mustakbel zamanları bak kaç sene yaşadın senden önce vefat ettin sene sonra mazi ve mustakbel zamanları insanın ruhuna kalbine bir zaman hal hükmünde olur aralarında uzaklık kalkar yani geçmiş yok ben daha önce yoktum sebabım yok ben vefat edince sevabım bitecek. Öyle bir şey yok. Ya kıyamete kadar yaşasaydın bu hal üzerinde olacağın için 72 işaret edeceğiz da. O için Allah sana yapacağını bildiği için yapmış gibi muamele ediyor. Biz il mezeli de aynı böyleydik. Aç bakayım da şey yapalım. Açık. Açık mısın Murat? Abi ee, bu çok güzel e, tatlı niyetine şu anda biz burada yedik abi. Allah razı olsun. Allah ahirette de beraber yemeği nasip etsin. Amin Murat. Sibirya'da mısın? Elhamdülillah abi. Takipteyiz abi. duvardayız ve takipteyiz. Peki. Şu, şöyle söyleyeyim. Aklınıza helal edeyim. Çünkü her zaman biz sizi e, yakalayamıyoruz. Eee bu uzakta olanların çoğusu belki sizi yüz yüze oradaki kardeşleri yüz yüze bir kere iki kere görmüştür. Biz Nur dersinin ve nurların Veysel Karani'leriyiz. Biz de öyleyiz. Bütün biz de ruhumuz da hocam. canımız da sizdeyiz. Allah razı olsun. Eksik. Olur. Uzaktakilere de selam yollarsanız biz burada o ufacık selamdan çok büyük enerji alıyoruz. Allah. Yani o az önce yalnız, kimsesiz karanlık o bir devi buralarda yaşanıyor. Hem de nasıl yaşanıyor? Onu bilen bilir. Onun için bir selam burada bahçeler dolusu çiçek bir selam. Kuleklerim yanına köy köy ars gibi oldu ya. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah merhamet etsin hepimize. Sizleri çok seviyoruz. Elhamdülillah varsınız. Evet, i̇yi ki siz de varsınız. Çok. Dünya, dünyada bak görüyor musun? Sibirya neresi? Türkiye neresi? A Aşağıda Cezayir'den var, Kuzey Irak'ta, Azerbaycan'dan var, Amerika'dan var, İlk mi? Almanya'dan var. Mesela yani nasıl böyle küre arz? Peki ne demek? Dünya ve ahiret. Hem, sema melekleri var, Kabir melekleri var. Kabir, Kabir denilen donmuş melek ya, Kefen de melek, ceset de melek kabul. Zaten tabutun içindeyiz. Böyle tefekkür ede, ede 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 his oluyor fikir his oluyor rahat ediyorsun ya. O kadar acayip bir şey ki böyle. Tefekkür ede 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 ede. Yani Karadeniz'in suyu kayasına vursa da vura 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 uyuyor ya. Tefekkür ede 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 vura 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 zihnimize iniyor. Zihinde diyor Tuşep birhu, Yusup hu sadası ile o camit mevcudat diriliyor. Tabi ha bak sen kabir nerede? Sibirya, Sibirya burası. A genişten dik işte beraberiz. Burada bu teknoloji ile berabersek iman teknolojisi ile kabir mabir mi kalır ya üstünü açıyorsun da kaldırıyor. Hepinize söylüyor bu derste olanlar anne babanız vefat etmişse. Şu anda ahir, sikiyet tası geçiyor. Sikiyet tası geçiyor ki ahiretin ceridelerine nakşediliyor. Sen şu anda ne yapıyorsun? Akraban, baban, deden hepsi görüyor. Azabı varsa haşa inşallah yoktur. Sen bu dersten çıkana kadar, oruçtan çıkana kadar, namazdan çıkana kadar, kitabı bırakana kadar vesaire, hayrın bırakana kadar anne babanın azabı teyir ediliyor. Çok acayip. Saatte boş kalmıyorsun ki sen. Ramazan'da komple tehir edildi. Kalkıyor. Komple. Otobüste gidiyorsun salavat getiriyorsun işe giderken. Namaz kılarken kalktı. Kur'an okurken babanın kalktı. Namaz, şey derse geldin kalktı. Çok acayip ya. Ben bir rüya görmüştüm. Rahmetli validemi gördüm. Sizin de Aa, geçmişiniz nurlar içine yatsın. Böyle eski İstanbul gece kondu böyle. Kasımpaşa, Hasköy'de çocukluğum geçti. Böyle tamam mı böyle. Ortada bir lamba var. Ben nuru için söyleyeceğim. Risale-i nur için söyleyeceğim. Allah şahit olsun. Bunun için söyleyeceğim. Ee, ben böyle yukarıdayım böyle. Gece kondu. Fakat gece kondular. Gece lamba yok ışıkları yok. Bak böyle tatlı meyli. Düz. Fakat oraya bir baktım böyle. Tamamen ihram gibi. Kadınlar böyle. Ben beyaz giymişler. Oturup sohbet ediyorlar. Fakat o şehirde bir tane lamba olur ya altı yolda böyle direkt. Çok yüksek. Sekiz tane altı tane lamba olur ya böyle. Yeri acayip projektör yapar. Şehri aydınlatır. Bir lamba var. Ondan dolayı o gece kondular her taraf aydınlanmış. Her taraf aydınlanmış. Duyuyorum onlar beni görmüyor. Ama ben onları görüyorum. Anama diyorlar ki ya bu diyor nasıl bir lamba diyor ya. Bütün gece kondular, sokak, şehir aydınlandı ya dedi. Nedir biliyor musunuz dediler. Ondan geldi geldi. Anam dedi ki benim oğlumun nurudur dedi. Benim oğlum bir şeye çalışıyor dedi. Devam ediyor. Nasıl Nur? O bir şeye çalışıyor dedi. O, okudu, o, o yapınca diyor okuduğu zaman buralarda lamba şiddetleniyor diyor. Oğlumun diyor bir şey çalışıyor. Hani oğlumun nuru derken. Oğlum diyor bir şey çalışıyor. O okudukça diyor buradaki lambalar şiddetli aydınlanıyor dedi. On, o şehir onur. Yani bunlar işte. Ne yapabilirsin bunlar Ne yapabilirsin? Sibirya'da bak. Adam tutulmuş. Lisan. Biz de tutulmuşuz. Bu akır zamanda nur talebesi olmak kolay. Onun için diyorum ya. Kardeşim biz nur talebesiyiz. Elinde kitap olacak. Bir tane defterli olacak. Talebeyiz ya. Kalemin de olacak. Not alacaksın. Bak not alacaksın. Bak. Uğraş. Esay. Burayı silersin. Yayınlama. Ve ahirde vâhu menilhamdülillâh rabbil alemin el ya.